Dünyanın en fakir ülkelerinden birini isteyeyim sizler. Neresi? Komor Adaları. Gerçekten burada halinize şükredeceğiniz görüntüler var. İnsanlar da para yok. Yani para kelimesinden çok uzaklar çünkü kazanamıyorlar. Ülkede fakirlik maksimum. Arkamda görüyorsunuz bir pazar şu anda. Pazarı da göreceğiz. Burada çok gezeceğiz. Onu söyleyeyim. Hep beraber gezeceğiz. Dünyanın en fakir ülkesini gördüğünüz zaman bence halinize şükredeceksiniz. Fakat buradaki insanlar son derece sevimli ve insanlar cana yakın. Hep beraber güzel günler geçirdik burada. Şimdi sıra sizde. Bakalım siz de bizle beraber eğlenecek misiniz? Bu güzel adayı hep beraber geziyoruz ve halimize bir kez daha şükrediyoruz. Şezani seçeceğiz. Şezani köyü burası. Bayanlar sağımda ve solumda görüyorsunuz işte burada, burada. Şimdi ne yapıyorlar? Hepsi beraber kaçıyorlar gördüğünüz gibi. Hepsi beraber şu anda kaçıyorlar. Görüyorsunuz. Rengarenk kıyafetleriyle bu köyde şu anda burası da pazar. Ve hepsi etrafımız var. Etrafta erkek görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. Burası bayanlara ait bir bölge ve hepsi bayan gördüğünüz gibi. İşte şu anda köy meclisi toplandı sevgili seyirciler. Bir alışveriş var burada ama gel abi gel bir alışveriş var. Balık geldi evet balık geldi şu anda. Balık geldi sevgili seyirciler. Bizim hamsinin dörtte biri balık. Şu anda balık kavgası var arkada. Bayanlar balık olayına girdiler beraber. Peki köyün erkekleri ne yapıyor merak ediyor musunuz? Gelin böyle gelin. Bu tarafta da erkekler var. Şimdi erkeklerin arasına doğru gideceğiz. Bir oyun var sevgili seyirciler. Şu anda bir oyun oynuyorlar. Bu oyunu biz de anlamaya çalışacağız tabii. Domino oynuyorlar sevgili seyirciler. Domino herkes böyle tak diye masaya vuruyor. Yani burada masaya vurmak racon galiba. Görüyor musunuz? İşte galiba böyle sert vurulur adet budur. Peki hiç görmediğiniz bir oyun göstereyim mi? İşte burada da görmediğiniz bir oyun sevgili seyirciler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada oyun oynuyorlar. Nom nom nom. İbraha. İbra. Bekarsanız burada oynayabiliyorsunuz. Bekarsanız. Eğer evliyseniz bu tarafta oynuyorsunuz. Bu arkadaşların hepsi evli sevgili seyirciler. Bunlar evliler gördüğünüz gibi. Ailelerini geçindiriyorlar diyeceğim ama şu anda pazartesi burada. Öğleden sonra 3. Bu oyun oynadıklarına göre pek fazla işle ilgileri yok. Demek ki burada olay bayanların omuzlarında. Çünkü bayanlar balıktan geldiler şu tarafta sevgili seyirciler. Ve balıktan döndüler. İşte sevgili seyirciler, köyün muhtarı. Tanıştırayım. Tunom, Tunom. Ahmet Salih. Ahmet İsmail. Ahmet. Ahmet sevgili seyirciler, Ahmet. Ahmet Salih. Ahmet popüler in televizyon. Popüler. Abo. Abo. Şezani köyü sevgili seyirciler burası. Bu da köyün muhtarı. Bizi gördüğü için çok mutlu. Buralarda beyaz görmüyorlar mı sevgili seyirciler? Onu söyleyeyim size. Yani beyaz iki haftada bir beyaz geçiyormuş buradan. O yüzden bize karşı bayağı bir ilgi var. Herkes oturdu bizi seyrediyor işte çocuklar. Şu anda şaşkın şaşkın bakıyorlar.
bakar mısınız? Sevgili seyirciler görüyorsunuz gözlüklerini... Gel. Gözlüklerini takmış bu herhalde bu köyün sosyetesinden sevgili seyirciler. Gözlükler son derece paça. Kıyafet de böyle renkli, cicili bicili. Şu anda elinde bir tane plastik var onunla oynuyor. Utandı tabii. Çünkü sağına bir anda dön şimdi bütün çocukları göster. Bütün çocuklar gördüğünüz gibi şu anda... atlıyorlar bazıları. Evet gördüğünüz gibi. Bütün çocuklar onu seyrediyor şu anda utandı. Ummi çok utanıyor sevgili seyirciler. Ummi gördüğünüz gibi bu köyün en sükseli çocuğu diyoruz. O bize fazla yüz vermiyor çünkü çok utandı. Hayatında ilk defa kamera gördüğünü tahmin ediyoruz tabii. İşte burada da başka çocuklar var. Neyse biz ne yapıyoruz şu anda? Bu köydeki maceramıza devam ediyoruz. Komorların ana geçim kaynaklarından biri balıkçılık. Tabii balıkçılığı öyle pat diye yapamıyorsunuz. Ne lazım? Tekne lazım. Tekne nerede yapılıyor? Burada yapılıyor sevgiler. Mango ağacından yapılıyormuş. İşte arkamda şu anda buranın tersanesi görüyorsunuz. Hakikaten buranın tersanesi bu kadarmış. Tabii eğer öyle biraz iriyseniz, etli butluysanız bu tekneye giremiyorsunuz. Bakarsanız bizim Feridun'u buraya sokma şansımız yok. Feridun. Maalesef evet Feridun maalesef sizler burada o yüzden demek ki jokey gibi olmanız lazım eğer balıkçı olmak istiyorsanız. Buraya geliyorsunuz ve bu tekneyi alıyorsunuz sonra balığa gidiyorsunuz ve böylece geçim kaynağı oluyorsun için. Fakat şu bir gerçek ki bu tekneyi herkes alamıyor sizler. Mango ağacından yapılan bu lüks tekne tabii ki gördüğünüz gibi teknemiz oldukça lüks. Ve arkada bir tane transatlantik boyutunda görüyorsunuz sizler. O koskocaman herhalde o yolcu vapuru gibi bir şey bunun yanında. Neyse bunları alamıyorsunuz öyle çünkü bunlar pahalı. El yapımı ağaçtan yapıyor adamlar. Böyle ucuza satmıyorlar. Mango ağacı. Mango ağacı nerede diyeceksiniz? Hemen Feridun sağ tarafında bir tane mango ağacını görüyorsunuz. İşte o ağaç. Adamlar o ağacı alıyorlar. Böylece tekne yapıyorlar. Tekneyle de balığa gidiyorlar. Balığı tutuyorlar. Sonra da yiyorlar. Yani hayat biraz basit burada. Öyle kalkıp da trafik, işten atılma, işe geç kaldım gibi dalgalar yok. Burada gidiyorsunuz. Teknenizi alıyorsunuz. Balığınızı tutuyorsunuz. Akşama da yiyorsunuz. Ve sırada ne var? Moda sevgili seyirciler. Şimdi her zamanki gibi güzel bir kızı alacağız. Kıyafetini tepeden tırnağa inceleyeceğiz. Ve hep beraber karar vereceğiz. Acaba bu kız ne giymiş ve kaç almış? İşte yeni bir moda bölümü. Yeni bir kız ve karşınıza what's your name? Shonda. Yeah. How are you? I'm very good. How are you? Fine, thank you very much. Good. Evet sevgili Shonda ile biz nasılsın merhaba bölümünü çoktan geçtik aslında. How much did you spend for your top? The top? Yeah. I'm a bargain shopper, so this is like $6. $6? Yes. Unbelievable. Very, yeah. But very nice. 6 dolara üstünü almış. 6 dolar vermiş. Ve üstündekini almış. Gayet enteresan değil mi? 6 dolar. 6 dolar almış. Kaç lira yapıyor söyleyeyim size 8 lira. 8 milyon lira. Yani ülkemiz standartlarında da pahalı bir fiyat değil. Kız pazarlığı seviyormuş. This is $2. This is actually $5. $5. Yeah. Close. Evet. Very close. Evet, 7 milyon lirayı atkıya almış. Kızın toplamı 30 milyon lira falan çıkacak. Bu kız bütçemize göre, açıklıyorum, bütçemize göre. Sıra geldi nereye? Tabii ki pantolon. What about the pants? The pants were $39. $39. Yeah. You remember all the prices, right? Yes. Yeah. So of course. Your money is valuable for you. It is. Evet sevgiler ne olsa hatırlıyor. Ben valla üzerimdeki 5 kuruşunu hatırlamam. 39 lira verdiğini hatırla diyor. Tabii 39 lira dersek ayıp olur. 39 dolar dersek daha doğru olur. 39 dolar vermiş bu pantolonu almış. What about the shoes? The shoes? These were $15. $15. Bargain. Only $15. Can you show me? Yeah, evet gördüğünüz gibi. But nice colors, huh? Yeah.
15 dolara almış Tek Sezer. 20 milyon liraya da ayakkabılarını almış. Yani dolar fiyatı biliyorsun son yıllarda oldukça düştü. Son yıllarda demek biraz ayıp olacak da son zamanlarda diyelim. Ve bunun fiyatı da yaklaşık kaç lira olmuştu? 15, 20 milyon liraya da üzerindeki ayakkabıyı almış. What about the watch? The watch? Factor. No. No, it was I think it was $60. 60 dolara da bu gördüğünüz saati almış seyirciler. Kız biraz pahalanmaya başladı. So the only thing I would buy you as a present would be just clothes. Yeah, the just clothes, t-shirts, yeah, accessories. Yeah, accessories are yeah. becoming but these ones are cheaper. These are a birthday present, so birthday. I don't know. Who did they give? No, a good friend of mine. Good my friend. Birthday just passed, so sorry, I missed it. Oh, it's okay. No problem. Where's my birthday present? We'll arrange this. Evet, bu bizi bir şey de bizi soyacak yalnız ha. Bayağı aç çıktı bu kız. Üzerimizdekileri almaya başlayacak. Mine's not I'll take your shirt. Yeah. I'll take your shirt. Evet, give it to me now. Okay. Too fast for me. Evet sevgili izleyiciler. Bu kız bizi soymadan biz konuyu kapatalım. Temiz neydi? I'm gonna teach you Turkish. Okay. I'm gonna teach you in Turkish how to ask something from a person okay. in Turkish. Okay. So you can ask something from a Turkish guy. Okay. Okay. Evet sevgili 10 dakika sonra beraberiz. Sakın ayrılmayın. Şimdi hemen tekrar neredeyiz? Tabii ki Komor'dayız sevgili seyirciler. Bu adayı size iyice tanıtacağız. Merak etmeyin. Gitmiş kadar olacaksınız. Zaten biraz zor gidersiniz. Öyle her dakika uçak yok. Ve şimdi tekrar Komor. Komor Adası'nda bir yanardağ var. Ve yanardağ ne olmuş? Tabii ki patlamış. 1975 yılında patlamış ve arkamda gördüğünüz manzara olmuş. Lavlar gelmişler sevgili seyirciler. Bunlar hep lavların kalıntıları gördüğünüz gibi. Böyle yola doğru inmişler ve yoldan da devam etmişler hatta. Gördüğünüz gibi aşağı doğru devam ediyor. Denize kadar gidiyor bu lavlar. Şu taraf deniz. Dağ volkanik olunca tabii bulutlar da bunu seviyorlar. İşte gördüğünüz gibi adeta dağın etrafında bir koruma gibi bulut görüyorsunuz. Bu bulut örtüsü bu dağın etrafında devamlı var mı? Onu bilemiyoruz. Kusura bakmayın. Burada oyun kalmadık. Keçi sesleri geliyor bu arada. Bu ne demek? Yakında keçi var. Hadi hep beraber keçilerin yanına. Sevgiler, bu adada köpek yok. Daha doğrusu 3 tane köpek varmış. Köpekler dini olarak onlara sakıncalı geldiği için köpek beslemiyorlar. Kalanları da tahmin ediyorum götürmüşler. O yüzden ne var? Böyle keçiler var. İşte keçinin adı derler ya sevgiler. Bu gelmek istemiyor şu anda. İşte keçi gibi bir şey. Keçi gibisini de biraz fazla oldu. Şu anda otları yiyor. Öbür keçiler geldi. İki keçi bakışıyorlar şu anda. O ot galiba lezzetli. Öbür keçi de şu anda ona dalmak istiyor. İşte. Bizimkini konudan uzaklaştırıyor şimdi. Bu bizim keçimiz. Gel ya, gel. İşte sevgili seyirciler Akın Firar'da ekip olarak şu anda keçilerimizle birlikte Komor Adası'ndayız. Yolda yürüyoruz. Uygun bir fiyat yakalarsak bu keçiyi satacağız. Şimdi enteresan bir görüntü hazır olun sevgili seyirciler. Arkamda bir krater gölü görüyorsunuz.
Arkamdaki göl krater gölü sevgili seyirciler. Özelliği şuymuş. Derinliğini bilen yok. Evet, ne kadar derin olduğunu kimse bilmiyor. ...1951 yılında öğrenmek isteyen biri çıkmış. 51 yılında bir Fransız gelmiş ve buraya demiş ki ben bu gölün ne kadar derinlikte olduğunu öğreneceğim demiş. Ve adam dalmış sevgili seyirciler. Hala haber yok. Efsanede şöyle sevgili seyirciler, 300 yıl önce adamın biri geliyor buraya, susuz kalıyor ve su istiyor. Burada bir köy var o zaman. Adam su istedikten sonra su vermiyorlar. Vermeyince de adam da bozuluyor sevgili seyirciler. Tabii bu efsane. Adamda da belli güçler varmış. Ve suyu vermeyen köy buradaymış sevgili seyirciler. Sonra köy içeri doğru göçüyor. Ve bir anda böyle sular fışkırıyor ve böyle bir göl oluşuyor. Arka taraf deniz dikkat ederseniz. Ön taraf göl. Burası volkanik bir göl olmuş oldu böylece. Yani burada yüzmeyin. Yüzerseniz dalmayın. Dalarsanız da çıkmayın diyebiliriz. Pardon, çıkamıyorsunuz zaten. Enteresan bir kutlama var sevgili seyirciler burada. Şu anda gençler toplandılar, kutluyorlar. Neyi kutluyorlar söyleyeyim size, köye elektrik geliyor. Evet işte. Yukarıda görüyorsunuz şu anda elektriği bağlıyorlar sevgili seyirciler. Köye elektrik geliyor. Herkes oldukça heyecanlı şu anda, köylüler burada. Biz de bu anı burada önümüzleştirmek için geldik. O arkadaşlar eğer orada çarpılmazlarsa elektrik birazdan gelecek sevgili seyirciler. Fakat buradan görünen şu usta el ikisi de... Figo. Ben Figo. Ya. Bravo, bravo. Bak, bu oldu. Evet sevgili seyirciler. Tabii ki bacaklardaki yeteneği bunlar da anladı. Figo. Luis Figo. Figo ya. Burada hayatları futbol sevgili seyirciler. Tabii ki öyle televizyon seyredemiyorlar. Nasıl seyrediyorlar söyleyeyim size. Bütün köy toplanıyorlar, gidiyorlar şehre ve şehirde televizyon seyrediyorlar. O seyrettikleri televizyonda genelde maç oluyor. Maç olduğu için de bizi bir futbolculara benzetiyorlar. Fazla insan tanıdıklarını zannetmiyorum. Selamünaleyküm. 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 El salayım. El. Evet. Ülkemiz arasında enteresan bir bağlantı var. Şimdi onu anlatacağım size. Çok enteresan bir olay olmuş. 1998 yılında Komor'un başkanı Türkiye'ye gelmiş. Ve Türkiye'ye geldikten sonra ülkesine dönerken fenalaşıyor ve ölüyor. Sonra ülkesine yapılan otopside, bunların iddiasına göre, onu bilmiyoruz tabii, adamın kanında zehir bulunuyor sevgili seyirciler. Ve Komorlular bu konuda Türklere oldukça kızgın. Yani bize bir kızgınlıkları var. Sebebi de şu. Devlet başkanları Muhammed Taki Abdülkerim burada... Ölünce Türkiye'den de geldiği için ve zehirlendiği yolunda da iddialar olduğu için Türkiye'ye karşı komplo teorileri kurulmuş. O yüzden de Türklere karşı bir kızgınlık var burada. Ülkedeki insanlar bunu ne derece doğru söylüyor, ne derece doğru söylemiyor onu şu anda bilemiyoruz tabii. Türk dediğiniz zaman buradakiler aşırı derecede sıcak diyemeyeceğim size. Bir kısım özellikle buranın milliyetçileri bize karşı tepkili. Yani Türk dediğimiz zaman adamlar Türk mü işte bizim devlet başkanımız orada öldü şeklinde bazı kızgınlıklar sergiliyorlar. Bunu da buradan not olarak işte bu arada kaset diyeceğiz isterseniz. Ben fukar. Amaç. Amaç. Evet seksiyeceğim. Acaba merak ettim kasetlerin yanına bir de mikrofon mu ekleyecek diye satmak için de Allah'tan çocuk öyle bir teşebbüsle bulunmadı. Sevimli bir arkadaş. Neyse çarşı pazar böyle seksiyeceğiz. Şimdi hep beraber eski Komor'a gidelim. Yani eski şehir Komor'un. Hani burası yeni ise eskisi nasıl diyeceksiniz. Onu biz de merak ediyoruz. Burası yeni modern Komor seksiyeceğiz. Biz şimdi hep beraber eski Komor'a Old Town'a gidiyoruz.
Eskişehir sevgili seyirciler. Eskişehir derken ülkemizdeki Eskişehir değil tabii ki. Komor'daki Eskişehir. Kapıya bakarsanız anlıyorsunuz. Ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama 300 yıl önce yapılmış burası. Yani ilk adaya gelenler bunları yapmışlar. Bana soruyorsanız bu eski yapılan yapılarla yeni yapılan yapılar arasında hiçbir fark yok. Yani hatta burayı bile tercih edebilirim. Fakat biraz dar yapmışlar. Tek farkı o. Fakat binalar daha sağlam duruyor. Eskişehir'de yaşayan insanlar seyirciler bu darlıkta tahmin ediyorum kolu komşuyla gayet sıcak ilişkiler kurabiliyorlardır. İşte içeride avluda çocuklar var mesela. Bu evde zamanın prensinin eviymiş sevgili seyirciler. O yüzden böyle şeyler görüyorsunuz burada. Enteresan bir kapısı var. Prens zamanında burada oturuyormuş. Şu anda nerede? Prens falan kalmamış tabii. Bu tarafta yine bir dükkan görüyorsunuz sevgili seyirciler. Pek göremeyeceksiniz. Ama kıyafetler fena değil onu söyleyeyim. Şimdiye kadar gördüğümüz en faça dükkanlardan biri. Hatta şurada bir bayan kıyafeti görüyorsunuz. Deseni falan gayet güzel. Tekrar Şandali'yle birlikteyiz seyirciler. Kız biraz evvel biliyorsunuz, bilmiyorsunuz ayıp artık 10 dakika evvel seyrettiniz. Yani yeni açanlar için tekrar edeyim diye toparlayayım bari. Benden üzerindeki tişört istemişti. Şimdi ona Türkçe neler öğreteceğiz? Benden tişört istemeyi öğreteceğiz tabii Şanda. I'm going to teach you some Turkish now. Okay, great. Okay. I'm going to teach you how to ask for my t-shirt in Turkish, okay? Okay. Yeah, my name is Acun. Acun. You will say Acun. Acun. T-shirtünü. T-shirtünün. T-shirtünü. Tünü. Yeah, t-shirtünü. T-shirtünü. Versene. Versene. Yeah. T-shirtünü versene. Yeah. Acun, t-shirtünü versene. Hayatım sen önce bir öpücük ver bakayım. Tamam. 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 Evet görüyorsunuz sevgili. Tişört isterse biz de öpücü oluruz. Tişörtü vereceğiz mi? Tabii sizi şu anda vücudumla buruşturmayı düşünmüyorum. Bana. 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 Hediye. Hediye. Al. Al. It means give, buy me a present. Yes. Very good. Yeah. Bana. Hediye. Al. Dünyayı aldım kardeşim yetmiyor mu demem lazım ama demeyeceğiz tabii. Feridun. Feridun isim. Feridun. Kamerayı. Kamerayı. Versene. Versene. What are you making me say? Give me the camera. Oh, give me the camera. Yeah. Yeah, but it's too heavy, yeah? Yeah, evet sevgili seyirciler. Yeah. Geçen hafta Komor'u tanıtmıştık size. Dünyanın en fakir adası demiştik. Şimdi tekrar Komor'a dönüyoruz. Acaba bu adada biz oradayken daha neler oldu neler hep beraber seyrediyoruz. Arkamda gördüğünüz uçuruma dikkat ediyorsunuz şu anda. Evet gördüğünüz gibi yükseklik oldukça fazla. Buranın önemi şu. 1872 yılında sevgili seyirciler korsanlar bu adayı basıyorlar. Korsanlar bu adayı basıyor ve ondan sonra buradaki kadınlara tecavüz etmek istiyorlar. Kadınlar bu tepenin üstüne çıkmışlar. Ve korsanlar tecavüz etmeye kalkınca tam 700 tane bayan sevgili seyirciler oradan aşağı atlamışlar. Ve bu tepenin adı burada o yüzden 700 Kadın Tepesi. Evet 700 Kadın Tepesi deniyor buraya. Çünkü tam 700 tane kadın sevgili seyirciler korsanlardan kaçmak için, tecavüze uğramamak için o tepeden aşağı atlamışlar ve burada ölmüşler. Tarafında otelimizi görüyorsunuz. İşte sağ tarafımızda da deniz. Bu otel sevgili seyirciler burası için oldukça lüks onu söyleyeyim size. Çünkü sonuç itibariyle elektriği falan var. Ve tabii ki klima falan da var. O yüzden bu adaya göre lüks bir hayat yaşadığımız gerçek. Fakat buradan baktığınız zaman da güzel bir manzara seyrediyorsunuz. Palmiyeler, işte kayalıklar değil mi? Feridun. İşte sessiz bir köşe sevgili seyirciler otelin. Görüyorsunuz palmiye ağaçları, arka tarafta gökyüzü, deniz, manzara. Bu da romantik dakikalar yaşayabilirsiniz. Çünkü bu çitin
güzelliği ayrı. Tabii bir özelliği yok aslında ama anlatmam lazım. Size anlatayım. Bildiğiniz çit. Bize ahırlarda olan çitlerden burada buraya koymuşlar. Palmiye ağaçları güzel ama onu söyleyeyim size. Palmiye ağaçları gayet güzel. Otelimizin şuradan görüntüsüne bir kez daha bakıyoruz. Bu tarafa doğru deniz. Bu tarafta yine bir ağaç. Her şey güzel yani. Burada dünyadan bir ucundayız sevgili seyirciler. Dünyanın en fakir adalarından birindeyiz. Sakin bir hayat yaşıyoruz Feridun'la beraber. İkimiz de birbirimiz olmaktan çok mutluyuz. Değil mi Feridun? Bakın ne şey? Papa Maria. Sevgili seyirciler, orman yolunda çocuklarla karşılaştık. Bu çocuklar ne yapıyormuş? Söyleyeyim size, öğrenci bunlar. Okuldan çıktılar şu anda, evlerine dönüyorlar ve bizle karşılaştılar. Ask them what do they learn at school? Asi, Arab. Arab. Histoire. Do they learn geography? Geography. I'm from Turkey. What do they know about Turkey? Turkey. Se trouve dans l'Asie. Türkiye için ne diyeceksiniz diye soruyoruz. Söyledikleri tek bir şey var. Sol taraftaki çocuk Asya'da olduğunu biliyorum diyor. Yanındaki kız da bizim devlet başkanımız orada ölmüştü şeklinde bir açıklama getiriyor sevgili seyirciler. Ufak çocuklar bunu öğreniyorlar demek ki. What did I want to be in future? In future. Romanın sahip pilot. She like pilot. Pilot. Evet. Doktor. Doktor. Ah, I'm doktor. Sick. Which kind of, what doctor? To? Doktor. Doktor. Evet, güzel. Bunlar buranın en okumuş çocukları. İleride ikisi doktor, biri pilot olmak istiyor. Hanımefendinin pilot olma şansını pek görmüyorum ama öbürleri doktor olabilir bence. To? Profesör. Profesör. İşte profesör. Nom, nom? Mehmet Ali. Mehmet Ali gel, Mehmet Ali. Sevgili seyirciler, Mehmet Ali profesör olacakmış. Mehmet Ali, Profesör Mehmet Ali. What is he doing? Arıway hay hazamın diye. Yeni bana geldi kolikol. Married? Arıulola. Sevgili seyirciler, İbrahim henüz bekarmış, evlenmemiş. Nasıl bir eş istiyor acaba sevgili seyirciler? Onu merak ediyorum. What kind of a wife he is looking for? Dur dedim hanımı bulmuşum. Anyone. Kalbi atsın yeter dedi sevgili seyirciler. İşin şakası tabii. İbrahim şu anda sevgili seyirciler evlenecek bir bayan arıyor. Tabii para her şey değildir diyorsanız mutluluğu, huzuru İbrahim'de bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Çünkü İbrahim'in parası yok tahmin edeceğiniz gibi. O yüzden evlenemiyor. Türk bayanlar eğer İbrahim beğenen varsa Komor'a gelsin diyelim bari. Öğrenci tabii sevgili seyirciler. Ne desek yapıyorlar. Şimdi onları gördüğünüz gibi dizdik böyle. İsimlerini öğreneceğiz. Burada isimler ülkemizde paralel. Çünkü Müslüman bir ülke. Birçok ismi siz zaten biliyor olacaksınız. Danzi. Lütfi. Mehmet Dalim. Lütfi sevgili seyirciler. Hayandini. Nakşat. Bakri Said. Bekir Said. Bakri Said. Bekir Said. Nadia. Nadia. Fahad. Fahad. Rahali Ali. Ali. Kemardin. Kemalettin. Kemardin. Kemardin, he. Cevad Muhammed. Nasreddin Muhammed. Nasreddin Muhammed, gel buraya Nasreddin. Evet, bu Nasreddin sevgili seyirciler. Buranın en küçük elemanı. Dünyanın her yerinde her zaman Feridun'dan enteresan istekler gelir sevgili seyirciler. Ben bu adamın Komor'dan bir şey isteyeceğini düşünmezdim doğrusu. Fakat istedi. Şimdilik iki tekne var, bir tane de eskiden kalma tekne var. O yüzden tam kapasite çalışıyor diyemiyoruz. Bunu bir tane sağlıcağa götürmek lazım aslında semte. Abi boğulur mu onlar? Ne güzel be abi bu. Adada yanardağ var, lavlar var. Tek eksiğimiz Feridun'un engin bilgisiydi sevgili seyirciler. O da tabii ki bizi bu olaydan mahrum bırakmadı. Evet sevgili seyirciler, işte bu lavlar doğanın bir parçası. Abi saçmalıyoruz. Dünyanın magma tabakasında var bu. Yapma ya, bundan öğrendin. Yeryüzüne çıkıyor, orada volkan deniyor. Kriter, krater. Kriter. O AB kriterleri canım. Evet.
Şimdiki olay bana çok enteresan geldi sevgili seyirciler. Feridun Bey çekim yaparken devamlı araba geçiyor diye söylenmeye başladı. Tamam olabilir. Fakat bulunduğumuz yol adadaki tek yol. Yani arabalar zaten başka yerden geçemiyor ki. Feridun Bey neredeyiz zannediyor anlayamamıştım. Evet. Tamam mı? Ya şuradan bir tane daha bakayım. Araba geliyor ya. Gel. Ya nerede dursak araba geliyor diye zaten adanın tek yolu var oradayız. Başka yol yok. Ama yani ilginç bir şey abi. Bir şey yok abi. Oğlum bir tane yol var adada zaten. Bir insan bir yere gidiyor geçiyor. Ne bir şey? Biz arabanın kontağını kapatıyoruz sessizlik olsun diye. Ha. Evet. Başka da söyleseydin demin geçti. Evet. Şerit ya otoban yap diye. İnsanlık hali bazı atasözlerini karıştırdım oluyor sevgili seyirciler. Adı üzerinde atasözü çok eskiden söylenmiş laflar. Sonuçta unutuyoruz tabii. İşte bu volkanik taşı buradan yüreğime taş bağladım derler ya ben de öyle olmuş olsun. Yüreğimdeki bu taşı, volkanik taşı sevdiğime buradan armağan ediyorum. Al hayatım bu senin. Taş bağladım değil, taş bastım. Bastım oğlum, taş bağladım. Başla sen ne dedin sen oğlum. Taş bastım mı olur evet. Feridun Bey'in bu aralar çenesine vurdu sevgili izleyiciler. Her yerde konuşmaya başladı. İlk çekimlere giderken bu kadar konuşmuyordu. Şimdi manzara çekecek, konuşuyor adam. Buradan baktığınız zaman da güzel bir manzara seyrediyorsunuz. Palmiyeler, işte kayalıklar değil mi Feridun? Güzel değil mi? Bir de balıkçı var orada. Özellikle o balıkçı sevgili izleyiciler. Olmazsa olmaz. Ne alaka balıkçı? Ne? Balıkçı ne alaka? Yani sen hala diyorsun ya bak orada bir de balıkçı var, balık tutuyor akşam yemeği için falan. Hani metne katkın olur açısından dedi. Süper söyledin. Evet orada balıkçı var, akşam yemeği için. Sadece konuşsa iyi, görüyorsunuz vır 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 konuşuyor. Bir yandan da aksırmaya başladı. Bir öksürüyor, bir aksırıyor, bir de konuşuyor. 200 milyon lira bu otelde, o yüzden pahalı bir otel değil. Bizim için pahalı değil, burası için büyük bir para. Ne yapıyorsun abi sen? Falan. Ne kadar abi, gençimizde bir şey. Yani, tabii iyi oldu ya, öksürme öksür, arada kus. Mikrofona giriyor mu? Şimdi karşımızda Krater Gölü var sevgili seyirciler. Enteresan bir göl. Oraya dalmak isteyen insanlar ölmüş sevgili seyirciler. Şu anda aramızda değil onlar. Ve benim de bu konuyla ilgili konuşmam lazım tabii. Burayı öyle bir... burada ne oluyor ki böyle oluyor abi? Deprem. Zaten öyle bir şey olmayacak herhalde yani. Deprem olmuş. Sular içine girmiş. Su gelmiş. Sular altında kalmış. Sular altında kalmış. Su nereden geliyor? Abi efsane zaten, her şey gerçek. Suyun altına kalmış bir şey olmuş. Adam yer, yer çökmüş, yer çökmüş. Nereden geliyor? Evet, yer çökmüş. Kılgamış destanı var bizim mesela. Şey, akıl ermez. Ne? Kılgamış destanı var bizim mesela. Çok güzel ya, evet. Kimin evet. Aklı ermiyor? Destan oğlum, akıl ermez. İnsanlık hali tabii ki seyirciler. Bu sefer hıçkırıyorum. Yani her zaman öksürüyor, öksürüyor diye Feridun'a sallıyoruz. Bu sefer ben hıçkırıyorum. Tamam, suçu kabul ediyorum. Enteresan bir kutlama var sevgili seyirciler şu anda. Sol tarafında köyün gençlerini görüyorsunuz. Şu anda yeni bir köydeyiz. Bu köyde neyi kutluyorlar söyleyeyim size. Yurda su var ha. Gel abi gel. Enteresan bir kutlama var sevgili seyirciler burada. Şu anda gençler toplandılar. Kutluyorlar. Neyi kutluyorlar söyleyeyim size. Köye elektrik geliyor. Evet işte. Biz de bu anı burada ölümsüzleştirmek için geldik. Bitmişti laf. Komor'daki televizyon adeti sevgili seyirciler 3-4 tane. Yani bütün adada 3-4 tane televizyon var zaten. Fakat oturmuşlar Dünya Kupası'nı seyretmişler. Ve milli takımımıza da hayranlar. Müslüman ülke olduğu için herhalde belki ondan da olabilir. Hasan Şaş sevgili seyirciler adamların yıldızı. Sevgili Hasan buradan sesleniyorum sana. Komor'un bir numarası sensin. Bizim ekiple de Esat'ı Hasan'a benzettiler. Hasan'la geziyoruz zannetmeye başladılar. Bütün ekip bir anda futbolcu olmuştuk. Ben de seni artık kesmek lazım. Hasan Şaş. İşte gördüm. Hasan Şaş. Hasan Şaş. Hasan Şaş. Sevgili de burada her gün bizim Esat'ı. Hasan, herkes işte Hasan Şaş. Yani dünyanın bir ucundaki köydeyiz. Herkes Hasan Şaş'ı biliyor. Burada Hasan Şaş. Gel abi Hasan Şaş. Hasan. Hasan gel. Çekim yapmamız lazım. Enteresan şeyler çekeceğiz. Fakat köy o kadar fakirdi ki çekecek bir şey bulamadık. Biz de artık zor durumdaydık. Görüntü fakiri olmuştuk. Evet köy... abi köy ciddi boyutta bırakmışız kendini. Boş ver ha. Anlatacağım. Rezillik abi. Anlatacak bir şey yok abi. Bir ağaç, bir efendim kıraathane tarzı bir şey. Kıraathane evet. Olmaz zaten de. Uyanık adam her yerde iş yapar sevgili izler. Bunu Komor'da da göreceksiniz. Ada fakir fakat adam uyanık.
Ben şimdi Türkçe konuşuyorum ve adam Türkçe konuşacak neredeyse. Yeter ki o malı satsın diye. Komor pazarındaki uyanık karşınızda şimdi. Şundan diyor. Şundan. Şundan diyor. Şundan. Şundan diyor lan. Şundan. Şundan. Şundan diyor. Şundan diyorum şundan diyor. Adam uyanıklıkta boyut atlamış. Bu sefer de bize süt satmak istiyor. Süt ama yanlış anlamayın. 40 derece sıcaklık var ve adam bize bir tane süt satacak. Kim bilir kaç aydır, kaç yıldır orada süt. Bilmiyoruz ki. O sütü alacak halimiz yoktu herhalde. Ne o? Nerede süt? Milk. Milk. Bence içmesi böyle iyidir abi. Ne yıkanma sütü değil mi? Banyoyu dolduruyorsun bunda. Yes. 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 Tamam, tamam. 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 Süt satsın kan. Yok. Sevgili seyirciler, şu anda süt satmak istiyor bize ama. Bella be. Son kullanma tarihini görmek istiyorum. 2002 sevgili seyirciler. Şimdi sırada ne var sevgili seyirciler? İşte bu. Bu ne dünya? Demek ki ne var? Dünya turu. İşte dünya turu. Coşmuş bu kadın. Biraz sonra jürinin karşısına çıkacak. Heyecan dolu, enerji dolu. İyi bir şekilde kendisini burada gösterecek. Burada dansın yaşı yok sevgili seyirciler. İşte ufacık bir çocuk gördüğünüz gibi. Nome, 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 tu nome. Mari. Evet, utandı sevgili seyirciler. Dans ederken görüntülenmek istemiyor. Olsun, saygıyla karşılıyoruz. Israr etmiyoruz. İşte gönüllü geldi sevgili seyirciler. Kafayı, evet kafayı koyacak oraya, kafayı koyacak. Bu arkadaş da, bu arkadaş da yüzüne vurmaya çalışacak. Evet. Evet, talihsiz görüntüler oldu şu anda. Evet. 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 Gayet heykel tıraş gibi arkadaş gördüğünüz gibi. Sıkan arkadaşa bakarsanız. Evet. 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 Burada oyunu kaybeden bu tarafta maalesef. Maalesef evet. Evet. Bu talihsiz görüntüleri ekranınıza getiriyoruz. Arkada türbinleri göster hemen. Şu anda bunlar kim diyorlar seyirciler. Bizim kim olduğumuzu bunlar merak etmeden biz en iyisi kaybolalım. Biz şu anda gözümüz istakozda fakat adamın kartına da siz bakın buraya gelirseniz. Bak devam kartı göster. Yaklaş bak şimdi bak yaklaş. Very good. Bak arkaya koyacak şimdi. Canlı canlı buradan beğendiğiniz ne varsa bununla göz göze geliyorsunuz. Eğer yemek isterseniz yiyorsunuz. Bu tarafa doğru gel abi Feridun gel abi. Ana not başa giriyorum pere mani yaz. Trendi. Beğenmezsen para yok diyor sevgili seyirciler. Mikrofonu beğendi. Evet işte herkes bir şey getirmeye başladı. Buraya bir hareket getirdiğimiz gerçek. Sen benim benim.
por ser patrón, nos di en el entierro, dándonos su bendición. Bravo, 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 bravo. Evet, evet, gerçekten çok şirin bir çocuk 8 yaşlar. İşte dünyanın bir ucunda Afrika'da sevgisizler insanlar, gece kulübü yok, bar yok, diskotek yok ama eğlenmenin bir yolunu bulmuşlar. İşte kendi aralarında görüyorsunuz, dans ediyorlar, şarkılar söylüyorlar, bizi de çiğniyorlar, her şeyi yapıyorlar. Chicago'da canlı müzik değil sevgili seyirciler. Canlı müzik Chicago'da her zaman popüler. İşte Paul Lacks'ın Moon adlı kulüpteyiz ve danslardan da görebileceğiniz gibi herkes ayakta şu anda. Süper bir gösteri bizi bekliyor. Bütün müşterileri ayağa kaldırdılar. Şeffaf araba. Hani şeffaf hükümet de vardır ya. Bu da şeffaf araba herhalde. Bakarsanız tamamen şeffaflık görüyorsunuz. Very nice car. Yes, we wish good journey to you. Yes. Okay. Turkish TV. Turkish TV, yeah. All right. Thank you very much. Evet seyirciler, gidiyorlar şu anda. Gördüğünüz gibi. Motor arkada. Domates duygularına bir senelik burada. Oh yeah. Türkiye. Türkiye. Evet. Bir senelik domates ihtiyaçlarını karşıladılar. İşte kendisini ağaca tırmanıyor, evet. Şu anda burada film koptu. İnsanlar burada dans etmekten bıkmıyor. İşte şu anda 11. show seyrediyoruz. Biz seyretmekten bıktık, onlar dans etmekten bıkmadılar. Biz de seyretmekten bıkmış olmayalım ki sizin iştahınızı kaçırmayalım. Vallahi bu günleri ben pek görmemiştim. You are enjoying yourself? Yes, no problem. Tamamdır arkadaşlar, malzeme var çekiyorlar. Sırada havuz aktivitelerimiz var sevgili seyirciler. Şimdi güzeller, yarışmacılar arkamda gördüğünüz gibi havuz atlayacaklar ve zamana karşı yarışacaklar. Biz de bu yarışı soluksuz seyrediyoruz. Yeah.
control and loving it. Rumors got me laughing, kids. Love my life, I'm not public. Who got first, they can't forget to stay real. Bu çocuklar göründüğü gibi futbolda bazı şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar ama istenilen yetenekte değiller. Acun abileri şimdi onlara biraz futbol öğretecek. Seyredin beni. De Tuna! Göbeğe bakıyoruz sevgili seyirciler şu anda. Can we see it? See the model? Evet, şu göbeğe bakar mısınız? Şu anda evet, kızcağız göbeğine bunu yaptırmış. Beğendin mi Feridun? İguana buranın simgesi. Ve bu hayvanlarla bu şekilde buluşabiliyorsunuz. Şimdi fazla sesli konuştuğum zaman rahatsız oluyorlar. İki tane iguana görüyorsunuz. Bu hayvanların özelliği ne diye soracaksınız. Onları öğreneceğiz fakat şu anda... Evet. Enteresan hayvan olduklarını söyleyebilirim en azından. Ohio'lu arkadaşlarımız yürümeye devam ediyorlar sevgili seyirciler. Eğer atarsa şampiyon oluyorlar şu anda. Atarsa şampiyon oluyorlar sevgili seyirciler. Anlamıyoruz ama herhalde şu anda tezahüratlarını yapıyorlar tabii ki. Tu popolare. Evet, ben İtalyan televizyona çıktım diyor sevgili seyirciler. Bu atla beraber çıkmış. O ne abi? Evet. Nome? Salvatore. Salvatore sevgili seyirciler şu anda. Korktun mu? Ne yapıyor? Titriyor sevgili seyirciler Salvatore. Salvatore günün atı. Salvatore. Bu ne abi? Titriyor Salvatore. Salvatore sevgili seyirciler şu anda... Biraz mucizlanıyorsan beni yalayacak. İşte timsahla baş başayız. Ve şimdi minik bir timsahla nasıl oynandığını göstereceğim size. Evet abi. Ha 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 ha.
Tekker Seyahat Türkiye. Hello. Bu kız sevgili seyirciler size selam söylüyor. Biz de selam söylüyoruz. Thank you very much. Denizde insanlar balık tutar ya sevgili seyirciler. Bize Yunus geldi gördüğünüz gibi. Hi Turkey, how you doing man? İşte orada İsviçreliler, Almanlar. Yani dediğim gibi burası şu anda Birleşmiş Milletler topluluğu gibi. Burada yöresel kıyafetleri bile görüyorsunuz sevgili seyirciler. Tek tek herkes geliyor işte. Okey takımı geldi. Feridun. Ve Jamaikalılar geliyorlar. Barbeküyü annesi babası yapacak. Bu da seyredecek bence. Emziğini çekersem ağlar mı acaba? Gönlüyor. No problem. No problem. Sol tarafta protesto ediliyorum abi gördüğünüz gibi. Evet. Ağzına evet. Problem yok. Gayet her şey yolunda. Acun. Acun Firarda. Acun. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun. Acun Firarda. Evet, Firarda'yım.